İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 23 Aralık günlerden Cuma. Haftayı bitirirken çok değerli bir konuğumuzla ağırlıyoruz yayınımızda. Merak ettiklerimiz var. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal Hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyoruz. Hocam şimdi pandemi hepimizi hakikaten başka taraflara taşıdı ve bu dönemde inanılmaz hızlı gelişen hem girişimcilik ekosistemi gördük hem teknolojinin ilerlediğini gördük ve hatta başka boyuta giden bir sektörlerin bir arada hareketini gördük biz bu dönemde ve bu çok hızlı gitti. Ancak tabii TÜBİTAK'ta da yapmış olduğunuz, bildiğim kadarıyla 2012'de başlattığınız bir destek programı da var. Ekosistem var daha doğrusu. Ben önce onunla başlamak istiyorum. Evet. TÜBİTAK 1512 programı. Evet. Şimdi bu nedir? Ne zaman başladı? Ne destekleri? Kimler başvuruyor, kimler başvurmuyor? Bu esnada, bu 10 yılda kimler yararlandı? Evet. Buradan isterseniz başlayalım. Tamam. Buyurun hocam. Teşekkürler. Ben öncelikle iyi izleyicilerimize selamlarımı sunuyorum. İyi yayınlar olsun. Şimdi tabii girişimcilik gerçekten bütün dünyada, siz de biraz ifade ettiniz, pandemi bunu daha da tetikledi. Teknoloji tabanlı girişimleri ve Türkiye'deki yani en büyük gücümüz olan insan kaynağımız, gençlerimiz bu çerçevede çok daha heyecanlı, tutkulu çözüm üreten, yani buradan hatta unicornlara çıkan, biz ona işte Sanayi Teknoloji Bakanımızla birlikte Turcon diyoruz, olan bir yapıya dönüşüyor. Bu ne demek? Yani geçmişte hep iş arayan noktasından iş kuran noktasına, istihdam oluşturan noktasına. Bu çok heyecanlı bir süreç. Bizim de bu anlamda 2015 yılında, 2012 yılında esasında Sanayi Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülen Teknogirişim'de 2015 yılından itibaren bizim bütün programlarımızın kodu var. Siz de ifade ettiniz 1512 diye. Ama bu program kendi kodunu kendisi oluşturdu, BIG diye. Yani bireysel genç girişimci. Bu program kapsamında iş fikri olanlar, bakın yani bütün TÜBİTAK desteklerinde mutlaka şirketiniz olması gerekiyor. Hı. Sadece bu program haricinde. Fikriniz varsa, yani benim fikrim var diyorsanız, o zaman bu programa gelebiliyorsunuz. Bir şirketinizin olması gerekmiyor. Benim bilgim dahilinde, en azından TÜBİTAK için konuşacak olursam net bir şekilde, firma olmadan, bir tüzel kimliğiniz olmadan başvurabildiğiniz tek bir programımız bu. Ve dolayısıyla gelen girişimcilerimiz iş fikrini paylaşıp ve bunun için de geçmişte bütün çözümü Ankara'da oluşturmaya çalışıyorduk biz. Onun yerine de uygulayıcı kuruluşlar dediğimiz, yani bu işi TÜBİTAK'tan daha iyi yapabilecek olanlara yetkilendirme yapma. Ve Türkiye'nin her bir yerinde, çünkü girişimci dediğimiz sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de değil, Türkiye'nin 81 ilinde çok iyi girişimcilerimiz var. Tabii bizim konuşuyor olduğumuz teknoloji tabanlı girişimcilik, yani etki değeri yüksek, derin teknoloji çalışabilecek, yüksek risk, yüksek kazanım elde edebilecek. Biz 2015 yılından itibaren bu programı sürdürüyoruz. Ve bu program kapsamında şu ana kadar 2100'e yakın girişim bu şekilde kuruldu. Yani ve gerçekten bunların, yani bizim vermiş olduğumuz desteklerin en az 15 katı kadar kendilerinin yıllık elde etmiş oldukları satış hacmi, hatta yurt dışı ihracatları, patentleri olan şirketlere dönüşler. Bu gerçekten ülkemiz açısından memnuniyet verici ve o kadar çok bir özgüvenle birlikte oluşan bir başarı var ki biz bundan çok mutluluk duyuyoruz. Bu hafta sonu, yani işte daha doğrusu hafta başında açıklamış olduğumuz yeni dönem, yani 2023 yılı 2025 yılı arasında bu uygulayıcı kuruluşlarımız kim olacak? Yani uygulayıcı kuruluştan kastımız, fikri olan arkadaşımız, gideceğim ben bu fikrimi paylaşacağım, bunu bir iş planına dönüştüreyim. Yani girişimin en önemli aşaması fikri plana dönüştürmek. Daha sonra da kamu desteği olarak da TÜBİTAK beni desteklesin noktasında 134 tane kuruluşumuzu biz ilan ettik. Bunlar bizim uygulayıcı kuruluşumuz. Yani iş fikrinizi paylaşabileceğiniz diye. Geçmiş dönem 63'tü bu sayı. Yani geçtiğimiz 2 yıl için. 2023-2025'te ise 134. Bunun içinde en mutlu kılan bizi tarafsa, bunun içerisinde 34 tanesi firma, yani sermaye şirketi firmaları. Geçmişte bu tip görevi yapan üniversitelerdi, evet, teknoparklar. Ama bu dönem için en önemli gelişim birinci sırada firmalar, ikinci sırada da bankalar. Yani artık banka dediğimiz zaman geleneksel girişimlere, yatırımlara değil de teknoloji tabanlara girişim ilk bana gelsin diyor. O fikir bana gelsin. Firmalar diyor ki ben gelecekte büyümek istiyorum. En iyi iş fikri bu gençlerden gelecek diye. Ve bu şekilde bizim mutlu eden, yani üniversite odaklı büyümeden daha çok
firmalar odaklı ve bankalar odaklı büyümeye doğru gitti ve sayı 134 Türkiye'nin her bir yerinde var. Ve bunun için gelebilmek için de o sorunuz da vardı. Üniversitenin, yani yüksek öğretimde, üniversitede ön lisans veya lisans herhangi bir sınıfında olmak yeterli. Geçmişte bu program sadece mezun, son sınıf ve mezunlara yönelikti ama dedik ya girişimci dediğiniz illaki mezun olması gerekmiyor. Öğrenciyse yani yüksek öğretim, üniversiteye başlamışsa açık öğretim de olabilir. Yani illaki örgün de olması gerekmiyor. Örgün, açık öğretim, ön lisans, lisans herhangi bir sınıfında mezunlar zaten dahildi ve bu şekilde oldukça geniş bir ekosistem, yani geniş bir kitleye ulaşma noktası oldu. Hatta şu an o kadar ilginç şeyler geliyor ki lise öğrencilerimiz niçin siz bizi kısıtlıyorsunuz? Hmm. Yani girişimci olmak için illa ki üniversite öğrencisi mi olmak gerekiyor diye çalıştığımız bir konu. Tabii o da bir reşit olma noktası var, imza atma yetkisi noktasında. Onu da çalışıyoruz. Yani niçin lisedeki öğrencilerimiz girişimlerini, yani bir firmalarını kuramasın diye. Süreç dediğimiz gibi şu an 134 tane bu uygulayıcı kuruluşumuz üzerinden, arayüz kuruluşumuz üzerinden iş fikirlerini alacaklar. Onları geliştirecekler. Yani bir kuluçka, ön kuluçka aşamasında ve daha sonra başarılı olanlar TÜBİTAK'a gelecek. Onlara da 450 bin lira hibe destek veriyoruz. Şimdi burada uygulayıcı kuruluş çağrısı destek almaya kazanan projeler diye bir şey var. Doğrudur. Bundan bu bahsettiğiniz 134 tanesi bunlar. Bu. Birkaç tane büyük firma da görüyorum. Yani Opet değil mi? Yanlış doğrudur. Da değilim. Mesela Tofaş, mesela Tatgıda, Aygaz, Ford, Arçelik, Türk Traktör, Yapı Kredi, Koç gibi, evet. Koç Üniversitesi gibi. Burada mesela çok büyük firmalar var. Aynen öyle. Şimdi bunun kapsamını 2023 yılından 25 yılı arasında 134'ün özellikle bu büyük sanayi kuruluşlarından artacağını bekliyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü... Yani ben şunu göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu bizim için memnuniyet verici. Yani bu firmalarımız, yani geçmişte girişimcilik ekosisteminin mesela ben nasıl olacağını tahmin ediyorum. Girişimcilerimizin bir kısmı firmalarla çalışmak istemeyebilirler. Niye? Benim fikrim acaba oraya söylediğim zaman orada kaybolur mu veya işte her zaman girişimcinin aklında şey vardır. Yani benim fikrimi tırnak içinde çalınır noktası. Evet o çok maalesef hocam. Çok düşünür insan. Ama bazıları evet. içinde bir fırsat noktası olacak. Niye? O fikrinin ticarileştiği zaman hemen satılabileceği bir şey, yani firma dediğimiz onu hemen büyük çaplı ürüne üretime dönüştürebilecek. Bir taraftan yani sizin fikrinizin müşterisi demek. O da bir konfor alanı demek. Yani dolayısıyla bizim görmek istediğimiz yine bankacılık sistemi için. Yani bankacılık sistemi hep garanti tarafında yani hızlı geri dönüşü olan ama risk boyutu düşük olan yatırımları tercih ediyor. Ama şimdi en azından 6 tane banka diyor ki ben riski yüksek ama başarılı olursa da çünkü bunlar sağlık alanında tarım alanında, ulaştırma alanında, işte bilgi iletişim teknolojilerinde, eğitim teknolojilerinde, yani geleceğin işte derin teknolojileri diye konuştuğumuz, yani şu an iklimle ilgili güçlükler yaşıyoruz, evet. İşte enerjiyle ilgili, gıda ile ilgili, sağlıkla ilgili, ulaşımla ilgili, birçok mobiliteyle işte akıllı şehirler, işte bu girişimler bu konularda çözüm oluşturacaklar. Yani şu an TOK bizim hep ulusal bir markamız, ama TOK'u kendi başına bir firma olmanın ötesinde aynı zamanda ekosistem olarak baktığınız zaman birçok Türkiye'deki bu tipteki startup dediğimiz girişimci firmalar esasında TOK'un paydaşı. Yani onlara çözüm ortağı noktasında. Bu ne demek? İşte TOK onlar için aynı zamanda bir büyüme alanı. Bu ne demek? Yani sadece otomotiv için geliştirdiği teknoloji otomotiv için değil, belki bir enerji sektörü için, belki sağlık sektöründe de bu teknolojisini yatay anlamda kullanabilecek. O yüzden bu girişimlerimizin, yani başlatılan bu girişimlerin ister bir üniversiteden yardım alsınlar, yani fikirlerini plana dönüştürme noktasında, ister teknoparktan, ister bankadan, isterse de bir firmadan. Geçmişte bu çok sınırlı dediğim gibi sadece üniversitelere gidiyordu ve onun ticarileşmesinde bazen sorunlar yaşanabiliyordu. Evet, ticarileşmede biraz sıkıntı vardı eskiden. Evet. Bu mevcut, bu Big 512 girişimcilik destek programı zannediyorum bunu da yavaş yavaş çözmeye başladı. Aynen öyle, yani biraz önce ifade ettim. Yani şu an bu program vasıtasıyla büyüyen ve globale çıkan, yani yurt dışına ihracat eden ve yani milyarlara dolara ulaşan, yani unicorn olan girişimlerimiz var.
Bu heyecan verici. Bunun biliyorsunuz bakanımız yakın zamanda da işte bu hafta içerisinde Sanayi Teknoloji Bakanımızla 100 to con diye açıkladı. Yani başlangıçta bu sayı 10 dendiği zaman bu 10 sayısına nasıl ulaşacak deniyordu. O 10 sayısı 2023'te inşallah tamamlanacak. Şu an hedef büyütüldü 100'e. Yani Türkiye'den milyar dolarlık şirketlerin, girişimlerin çıkması, şirket değil bakın girişimlerin. Bugün için daha bir fikir. Yarın milyar dolarlık girişime dönmesi ve ihracata dönüşmesi bunların hepsi mümkün. Pandemi öncesi ve sonrası diye baktığımız zaman bu tip yeniliklere, teknoloji tabanlı girişimlere çok daha fazla hazır olmamız lazım. Peki örneğin şu an belki bizi izleyen veliler, bizi izleyen öğrenciler, bilemiyorum gençler vardır. Nasıl sevgili hocam buraya ya da bu mevcut 134 kurumun ulaşabilecekler. Tamam. Mevcut da sizin internet sayfanızda yer alıp oradan mı? Aynen şu an bir defa bizim internet sayfamızda bu 134 tane kuruluşun hepsi var. Bu firmalara zaten onların web sitelerine girdikleri zaman onlar da için büyük bir mutluluk. Çünkü onlar da fikir almaya çalışacaklar. Yani fikirleri ilk o fikrin kendine gelmesi için de bir rekabet ortamı var. Yani sizin bulunduğunuz il Erzurum'dur veya Van'dır. İlla ki Van'daki arayüze veya uygulayıcı kuruluşa gitmek zorunda değilsiniz. Veya İstanbul'daki Ankara'ya başvurabilir. Yani dolayısıyla girişimcinin önünde şu an 134 tane alternatif var. Fikrini paylaşıp plana dönüştürüp iyi bir yatırım alma noktasında. Yani destek alma noktasında. Ve dediğim gibi destek de İyi, yani belki başlangıç için 450 bin lira çok kötü bir rakam değil. %100 hibe. Yani tamamen hibe bir rakam. Ve devamı da başarılı olduğunuz zaman iki şey sunuyoruz. Yani bir defa sen BİG'in, yani bireysel genç girişiminin bir kendi markası var. Kendi ekolü var, kendi networkleri var. Birbirlerinden öğreniyor bu şirketler. Bir o şekilde büyüyor. İkincisi de bu programın devamında sunmuş olduğumuz, bu programdan başarılı olanlara vermiş olduğumuz destek var. O destekle birlikte Türkiye'deki ekosistemde veya küresel ekosistemde büyümeye devam ediyorlar. Peki burada bu ekosistemdeki gelişim dönüşümü desteklemek için başka destekler neler? Onları da ben sormak isterim size. Tabii belki bizim bir işte bir BİG diye söylemiş olduğumuz, bunun bir de BİG Plus dediğimiz yani bunun devamı niteliğinde bir program var. Bu programda da 20 tane yine uygulayıcı kuruluşumuz var. Bu kez firmalara para vermek değil, bu firmaların en büyük problemi, yani çok güzel ellerinde teknoloji var ama bunun satış pazarlaması, yurt dışına açılma, ciroda artış gösterme gibi birazcık daha zor konulara geliyorlar. Yani elinizde sizin teknolojinin olması demek iyi bir ticarileşme modeli anlamına gelmiyor. O yüzden ikinci aşamasında ise firmalarımızda şu an 850 firmamız bu anlamda yani girişimimiz diyelim destek alıyor. Ve ücretsiz destek bunların tamamı ve bu konuda deneyimli mentorlarımız vasıtasıyla. Ve bunlar mentorlarımız da geçmişte kendileri bir girişim kurmuş, başarılı olmuş, belki de başarısız olmuş. Onlardan alacakları destek şeyle, mentorluk desteğiyle daha fazla Türkiye'deki pazara girme, yurt dışındaki pazarlara çıkma, işte teknolojisini farklı bir alanda derinleştirme gibi. Diğeri ise Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz Tech Invest TR diye bir programımız var. Bu program vasıtasıyla da şu an 2.6 milyarlık bir fon var. 5 tane fon şirketi kuruluştu. Yani yine TÜBİTAK'ın marka değerini kullanıyor ama TÜBİTAK'ın ortağı olduğu değil. 5 tane fon şirketi bu tipteki girişimlere yatırım yapıyor. Çünkü başlangıçta evet bir kanıtlıyorsunuz ama daha büyük paralara ihtiyacınız var. Yani şu an sanırım bir 60 kadar firma bu yapılardan çıkan bu tip. Yani bir 600 milyon TL'lik falan yatırım aldılar. Yani bizim bu 5 tane fon üzerinden. Ve şu memnuniyet veriyor. Yani yurt dışından birçok yatırımcı Türkiye'ye gelip bu firmalara yatırım yapmak istiyor. Yani Türkiye'nin gerçekten cazibesi teknoloji tabanlı girişimcilikte aşırı hızlı. Yani parabolik olarak diyoruz biz büyüyor. Yurt dışındaki firmalar gelip bu fonlar vasıtasıyla ortak olup ve bu yatırımlara gidip çünkü BİG markası şunu söylüyor. Bu teknoloji tabanlı bir girişimdir ve başarılı olma potansiyeli yüksektir. Dolayısıyla risk boyutu görece daha azdır diye. Dolayısıyla bizim vermiş olduğumuz o 450 bin lira destek esasında çarpan faktörü bir yatırımcıya gittiğiniz zaman çok daha kıymetli hale gelebiliyor. Peki şimdi burada birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı özellikle vurgulanıyor görüyorum. Peki bu ekosistemde ve Ar-Ge'de yenilikler neler var? Mesela örneklerseniz burada biraz önce dediniz zaten Sanayi Bakanlığı da örneğin Türk konulardan bahsediyoruz Unicorn dışında. Bu
bahsettiğiniz ekosistemdeki yeniliklerin yanında bir de kazanımları da sormak isterim size bunun çıkışında. Şimdi tabii biz yani ekosistemin tüm büyüklüğünü dikkate aldığımız zaman gelecekte yani pandemi dönemiyle beraber başlayan ama geleceğe doğru baktığımız zaman konuların karmaşıklığı artıyor. Yani şu an biz bir iklim konusunu konuştuğumuz zaman esasında bunun içinde gıda da var. Bunun içerisinde enerji var, sağlık var. Bunun içerisinde işte yani firmalarımızın özellikle Avrupa ile olan etkileşimler kapsamında sınırda karbon vergisi bir takım gerçekten zorlaştırıcı parametreler ve işte en son işte Kasım ayında Mısır'da yapılan COP27'nin en önemli çıktısı artık eyleme geçelim. Bunun en önemli çözüm noktası da bilim ve aciliyet. Ama yani biz sorunu biliyoruz şu an bana göre. Yani ama nasılın cevabı geçmiştekilerden farklı olacak. Yani biz bu sorunların üstesinden nasıl geleceğiz? O yüzden işte İngilizce olarak co-creation olarak bütün dünya bu co-creation yani birlikte iş yapma modellerini geliştirmeye çalışıyor. Birlikteden kastımız nedir? İşte üniversite, sanayi, kamu. Üniversite, sanayi. Bunlar bizim söylediğimiz ama başarı öykülerinin ötesinde sisteme dönüştüremediğimiz kavramlar. Bu biz derken dünya geneli olarak konuşuyorum. Evet biz başarı öykülerimiz var. Dolayısıyla bu tipteki iş modelleri yani bilgiyi üretenle, teknolojiyi geliştirenle, bilgiyi kullanan, teknolojiyi kullanan arasındaki etkileşim geleneksel yöntemde tek yönlü. Yani bilgiyi üretirsiniz, verirsiniz, o da diğeri de kullanır. Bu sorunlar konuştuğumuz ve konuşacağımız bu kadar basit değil. Yani siz bilgiyi teknolojiye transfer ettiğiniz zaman hemen çözüme ulaşamıyorsunuz. O bilginin kullanılıp, teknolojinin kullanılıp geri beslenmesi lazım. Onun üzerine tekrar inşa edip ancak o karmaşık problemin üzerinden gelebilmek mümkün olabilecek. Baktığımız nokta o. Burada memnuniyetimizi söyleyebilirim. En azından pandemi dönemindeki bizim ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları tamamen bu yaklaşımla yapılmaya çalışıldı. Birçok aktör rekabet halindeyken işbirliği yapar hale geldiler. Ve bu sürecin en önemli bana göre başarımızdaki potansiyeli de gençlerimiz. Yani gençlerimiz ister girişimcilik ekosisteminden isterse araştırma ekosisteminde olacak olan gençlerimiz. O yüzden geleceğe yatırım noktası maddi de olarak değil, insan kaynağına yatırımla mümkün olabilecek. Bu geleceğin sorunlarının üstesinden gelebilecek en önemli elimizdeki gücümüz bizim genç araştırmacı ve girişimci ekosistemimiz. Peki şunu sormak istedim. Biraz önce siz de iklim dediniz. Biz burada sanayiciler konuk ettiğimiz zaman özellikle yılın sonuna doğru gelirken hem sınırda karbon vergisi hem Avrupa Birliği'nin uygulayacağı bazı vergiler hem bunlar. Hem bunların yani COBI başta olmak üzere küçük kılcal damarlar dönüşümleri. Bunun içerisine yeşil dönüşüm, bunun içerisine teknolojik dönüşüm de giriyor. Bu bahsettiğiniz programla yani girişimcilik destek programının dışında bu yine bahsettiğiniz COBİ'lere, şirketlere ya da ne bileyim üniversitelerle iç içe geçilmiş ama bu tarafa da destek verecek yeni destek paketleri ya da programlar düşünüyor musunuz? Tabii. Nitelikli insan gücü meselesi var. Bu bizde var, dünyada da var. Kayıplar böyle bir çok ciddi devam eden çift taraflı. Bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Tabii yani orada da şöyle ifade etmeye çalışayım. Tabii. Şu an bizim TÜBİTAK olarak öncelikli alanımız, yani başlıklar noktasında birinci ana başlığımız tamamen yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma odaklı. Ve bununla beraber işte Endüstri 5.0, yani yine yeşil dönüşümü içinde barındırdığı için insan odaklı, sürdürülebilir ve esneklik modeliyle beraber dijitalleşmenin beraberinde olduğu ve hepsinin birleştiği nokta yeşil ve dijital ikiz dönüşüm. Yani şu an dünyanın gelecekteki sorunların çözümünü yeşil ve yeşil kavramın içine koyduğumuzda konuştuğumuz zaman da işte gıda boyutuyla, döngüsel ekonomi boyutuyla, enerji boyutuyla, sağlık boyutuyla ve ulaşım boyutuyla yani mobilite boyutuyla beraber düşünüldüğünde bizim tabii ki vermiş olduğumuz desteklerin bir boyutu direkt üniversiteye, sanayiye ama desteklerimizi çok daha fazla büyük çaplı miktarda olanlarını ise bu üniversitelerin, firmaların ve birlikte çalışabilecek yapılara doğru yüksek bütçeli projelerle desteklemeye çalışıyoruz. Ve bunu şu an zaten açık olan çağrılarımızda görünüyor. Bazı sektörler bizim için kritik hale geldi. Yani özellikle Türkiye'nin bu yeşil dönüşüm kapsamında işte demir çelik, alüminyum, çimento
kimya, gübre ve plastik. Bunlar 6 evet. tane ana sektör. Bizim için lokomotif sektörler. Türkiye'nin yani diğerlerini yok sayma anlamında değil ama bunların en çok bundan etkilenecek ve biz buradaki başarıyı bir tehdit noktasının doğru yönetilirse fırsat olarak görüyoruz. Ve bunun doğru yönetilmesinden kastımız da teknoloji tabanlı gelişimlerle bu ancak mümkün. Yani geleneksel olarak sadece regülasyon çok kuvvetli. İşte yani bunu biraz daha geciktirelim. 2 yıl daha geciksin ama yani ecele faydası yok bunun. Yani bu artık bir gerçek ve bu gerçeğin üstesinden gelebileceğimiz en iyi çözüm ki dediğim gibi bu Şam Şeh'teki işte COP27'nin ana çıktısı buydu. Artık buradan vazgeçmek değil, eylem zamanı. Eylemin ana başlığı da bilim temelli ve acil çözümler. Biz bu anlamda Türkiye'yi teknolojinin artık kullanıldığı değil, tasarlandığı, geliştirildiği ve üretildiği bir nokta. Savunma sanayi bunun en iyi örneğini sergiledi ve sergilemeye devam ediyor. Biz bunun diğer sektörlerde işte TOK yine evet. kendisi akıllı bir cihaz, bir araç değil, akıllı bir cihaz. Bakıldığında işte bunun tarım teknolojisinde, enerji teknolojisinde, yani şu an bakın enerjiyle ilgili birçok şey konuşacağız. Yani biz bugün için yenilenebilir konuşuyoruz. Ama yani yakın gelecekte konuşacağımız işte bakın geçen hafta Amerika'da füzyon teknolojisi konuşuldu. Evet, hidrojen konuşuluyor. Aynen, hidrojen konuşuyor. Yani yeşil hidrojen. Yeni nesil nükleer reaktör. Füzyon teknolojisi. Bunların hepsi 2050 sonrasına ait teknolojilerdi. Ama yaşanan bu zorluklar, bunların hepsini ne yapın edin. 2030'dan daha gecikmiş hale gelmesin diye. Dolayısıyla önümüzde dünyanın kendini tekrar test edeceği bir ortama giriyoruz. Pandemi dönemi bir testten geçirdi bizi ve birçok ülke esasında başarılı diye kendini geçmişte ifade eden çok da başarılı olamadığını gördü. Şimdi ikinci bir teste giriyoruz. Yani iklim konusunda ne kadar başarılı olacağız yenilikçi çözümlerle. Ben Türkiye'yi o anlamda çok kıymetli buluyorum. Orada da en önemli gücümüzü yine savunma sanayide bir deneyimimiz var. Ama gelecekte diğer sektörlerdeki alandaki en önemli gücümüzü genç insan kaynağımızda görüyorum. Peki son 1-2 dakika şunu sormadan geçmeyeyim. Şimdi çok önemli konularda bahsediyorsunuz. TÜBİTAK olarak da şimdi bu mevcuttaki BİG projesinin daha farklı bir versiyonu olarak belki soruyorum. KOBİ'lerin, diğerlerinin dönüşümleri için daha kapsayıcı, daha kanat geren bir kurum olarak İşin içine gireceksiniz değil mi? Tabii ki. Çünkü tabii ki. Ne yapacağını bilmeyen KOBİ'ler de var. Tabii tabii. Şu biraz önceki söylemeye çalıştığım bu Big Plus esasında yapacağını bilemeyenlere bakıyorsunuz elinde çok derin teknoloji var. Ne yapacak? Bu yatırım alması lazım. Yani büyümesi için yatırım alması lazım. Veya elinde çok iyi var. Teknoloji maddi desteği de var ama büyüyemiyor. Dolayısıyla yani sadece gelecekteki yatırım yani destek noktası sadece kamunun desteği değil. Kamunun yol göstericiliği ve kamunun yol göstericiliği de kendi başına değil, işte bu tipteki uygulayıcı kuruluş dediğimiz arayüzlerle, yani geçmişte artık firmalar kapalı yapılardı, bankalar işte daha geleneksel ortamda kredi veren kurumlardı. Şimdi artık bütün dünya bankacılık sistemi değişiyor. Firmaların, global firmaların boyutu değişiyor. Bakınız işte yani bir unicorn, Türkiye'deki ismini vermeyeceğimiz birçok ismi bilinen firmadan, yani geçmiş olan firmadan daha büyük yatırım alabiliyor. Dünyada büyüyebiliyor. O yüzden artık o büyüklük, küçüklük, geçmişteki deneyimlerin hepsi kendini yeniden konumlandırma noktasında. Akıllı büyük firmalar da bunu görüyor. O yüzden bu tip erken aşama teknoloji tabanı varsa diyor ki o iş fikrini ilk önce ben duyayım diyor. O yüzden bir önceki çağrımızda bizim 2021-2022'de 5 firma vardı. Şimdi 34 firmaya çıkmasının sebebi yani bu durumda diyor ki ilk iş fikri ben duyayım. Dolayısıyla ben birlikte yapabilir miyim bu girişimciyle diye. Bu çok akıllı bir yöntem. Çünkü geleceğe bu şekilde bakıyor. Aksi takdirde büyümesi yani sadece kurumsal geçmişinizle beraber gelecek vaat etmeniz kendi başına mümkün değil. Bir de bizde Ar-Ge çok aldığı pay çok düşük. Bu yani tabii TÜBİTAK olarak değil bir hoca olarak da soruyorum. Firmaların bunu zihinlerine artık olmazsa olmaz diye yerleştireceği bir vizyona doğru ilerler miyiz? Tabii. Şöyle bakın 2020 ya biliyorsunuz istatistikler bir yıl geriden geliyor. Yani Ar-Ge istatistikleri Kasım ayında yayınlandı 2021 yılının tamamlanmış yıl olarak. Türkiye'nin Ar-Ge harcaması 1.13. Bu eleştirilen bir konu. Gelişmesi lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Hem hoca olarak hem TÜBİTAK kurum başkanı olarak. Ama aynı zamanda bunun %71'i ise özel sektör tarafından gerçekleştirildi. Kabaca 88 milyar Türkiye'nin Ar-Ge harcaması yıllık 1.13'ün karşılığı. Bunun %71'i özel sektör tarafından. Bu dünya ortalamasının üzerinde.
Bu iyi bir görünüş mü? Evet, çok iyi bir görünüş. Çünkü %71'i yapılan Ar-Ge harcaması özel sektörde. Gelişim alanı ne derseniz özel sektörün teknoloji düzeyinin yükselmesi lazım. Çünkü aksi takdirde Ar-Ge harcaması yapıyor ama orta düşük teknolojiye yapıyorsa bu bizi kısa dönemli kazanımı sağlar ama uzun dönemli kazanım sağlamaz. O yüzden yine aynı noktaya geliyorum. Yani bu 34 tane firmanın bu programa dahil olması teknoloji tabanını yükseltmek için bir fırsat aynı zamanda. Çünkü Ar-Ge harcamasını biz korumak istiyoruz. Hatta 2023 yılı hedefi %67 idi. Biz şu an 2021 yılının sonunda %71'e ulaştık. Ama bu teknolojinin boyutu yani gelişim alanı noktasında orta düşük ve orta yüksekte bunu yüksek teknolojiye çekebilmenin yöntemi de girişimcilik ekosistemindeki erken aşama teknoloji tabanlı girişimcilerle mümkün olabilecek. Çok kazan kazan. Benim. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Yok, ben çok teşekkür ediyorum ve bu anlamda girişimcilerimizi bu ekosisteme dahil olmaya, özellikle girişimci deyince böyle geçmişte bir yaş faktörü vardı. Şimdi ise diyoruz ki en azından bugün için bir üniversite öğrencisiyseniz, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, örgün veya açık öğretim, ön lisans veya lisans, yüksek lisans, doktora ne olursanız olun, kendi bir fikrim var diyorsanız, o fikrinizde tutkunuz varsa ben bunu yapacağım noktasında gelin TÜBİTAK'ın BİG programına 134 girişimci uygulayıcı kuruluş vasıtamızla dahil olun. Biz bu konuda elimizden gelen desteği sunmaya dahil olacağız ve her zaman TÜBİTAK ulaşılabilir bir kurum olma noktasında yanınızda olmaya devam edecek. Belki izleyenler arasında dokunduğunuz gençler de vardır. Eminim. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın Hocam size, Hasan Mandal'a, Profesör Hasan Mandal'a çok teşekkür ediyorum, TÜBİTAK Başkanı'na. Tekrar beklerim. Sonuçları da inşallah değerlendiririz. Memnuniyetle. Sene itibariyle. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aradan sonra devam ediyoruz. Biraz önce TÜBİTAK Başkanı Profesör Hasan Mandal'ı ağırladık burada. Biz bugün biraz teknolojiye ayırdık 60 dakikayı. Daha doğrusu bir de yapay zeka tarafı var işin. Enteresan gelişmeler var. Zafer Demirkol, yapay zeka geliştiricisi ve yazılımcı, yazar ve eğitmen. Hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk. Cem Sümbül, teknoloji editörü. Cem, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, iyi günler. Şimdi bir Lensa diye bir uygulama. Şimdi benim gözüme çok çarpıyor. Hatta ben biraz tereddütlü yaklaştım. Ne yalan söyleyeyim. Dedim bunların amacı ne acaba? Yani niye benim yüzüm orada resim alıp avatar açabiliyorlar? Ben biraz şüpheciyim. Old school diyorlar ya, eski okul. Biraz şüpheci yaklaşmadım değil. Ama bu uygulama yapay zekanın işte sanatsal avatarları oluşturma imkan veriyor. Çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Başka bir evren. İşte Metaverse diye çok konuşuyoruz, oradaki avatarlar mı? Bunun amacı ne? Niye böyle bir şey yapılıyor? Bu yapay zekanın günümüzde bu kadar hızlı ilerliyor olması beni korkutuyor belki ama gençler ne durumda bilmiyorum. Öncelikle Zafer Bey size sormak istiyorum. Çok inanılmaz bir durum oluştu. Herkesin fotoğraflarını görmeye başladım ben. Ücretli bir uygulama ve ücret de var yani, hani yatırıyorlardı bu parayı, enteresan. Ama burada bir risk varmış da benim tereddütüm o. Neler var burada, neler dikkat edilecek? Ben gönderdim, kime gönderiyorum resmimi, niye gidiyor? Gerçi istenen istediği yerde resim bulur ama enteresan. Buyurun Zafer Bey. Ya şimdi öncelikle tabii bunların bu model bir yapay zeka modellemesi. Resimlerden yani büyük veriden, buradaki veride bir yüz fotoğrafı. O verilerden bir model oluşturuyor ve size değişik sanatsal veya değişik stillerde fotoğrafınızı tekrar canlandırıyor. Şimdi bu tip uygulamanın birkaç amacı olabiliyor. Birincisi hakikaten eğlence amaçlı. Diğeri de işte o uygulamayı geliştiren firmaya veya girişime bolca veri toplamak oluyor. Hatırlarsınız bundan birkaç yıl önce de hani fotoğraflarımızı çektiğimizde bizi 20 yıl, 25 yıl yaşlandıran bir uygulama vardı hatırlarsanız. O da çok eğlenceliydi ve pek çoğumuz da o fotoğrafları çekip kendimizin 50, 60, 70, 80 yaşındaki fotoğraflarını gördük ve çok eğlendik. Ama kimse acaba bu firma kim,
Kim topluyor bu verileri? Evet, eğlenceli bir uygulama geliştiriyor. Fakat hani kim bu verileri toplayan diye ilk başta merak etmedi. Sonradan öğrendik ki işte Moskova menşeli bir firma. Sonra işte bir takım tartışmalar başladı. Tabii burada veri toplamanın illaki kötü amaçlı olacağını söylememek lazım. Yani yapay zeka, günümüz yapay zeka modellemeleri ne kadar çok veri olursa o kadar iyi çalışan modellemeler oluyor. Dolayısıyla bu developerların, yani geliştiricilerin bolca veriye ihtiyacı var. Ve bu veri hani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın verisinden ziyade, yani o kimliklerle ilgilenilmiyor. O modeli besleyecek, daha mükemmel hale getirecek veriler olarak yorumlanıyor çoğunlukla. Tabii bunun için bir garanti veremeyiz. Yani arkasındaki firma bununla başka veya girişim başka bir şeyler yapıyor mu, yapmıyor mu? Buna net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Yani buna güvence vermek doğru olmaz. Ama elbette sizin burada bir akit söz konusu. Yani siz o uygulamayı kullanırken diyorsunuz ki ben bu verilerimi geliştirme amaçlı ve herhangi bir amaçlı kullanmanıza izin veriyorum diyorsunuz. Dolayısıyla onun karşılığında da çok değişik, güzel fotoğraflar, şekiller vesaireler alıyorsunuz veya yaşlandırılmış evet, halinizi görüyorsunuz. Yani bu bir akit aslında ve siz bunu kabul ediyorsunuz en başta. Peki şimdi Cem, sana da geleceğim. Şimdi burada bunun yani çıktıları, gittiği yer, kılcal damarları, atar damarı, ana damarı, aort damarı istediğimizi söyleyebiliriz bu uygulama. Bir de para kazandırıyor yani bu karşı taraf. Mesela 50 avatar 90 lira falan diye böyle gidiyor. Şimdi bir boyutu var, bir bu boyutu var. Bir harcama boyutu var Cem bunun. Bir nereye gideceği belirsiz, dediğim gibi yani böyle çok açık. Yani şimdi bu Lensa sonra ne çıkacak, ne olacak, nereye gidecek? Bunun iş gücüne, iş yapış biçimine, alışverişi, aklımıza evet, ne gelirse ben şu an tahayyül edemiyorum. Bunlara da dönüşü olacak mutlaka. Senin fikrini de sormak isterim ben bu konuda. Tabii Lensa az önce aslında tabii çok güzel söyledi Zafer Hoca da. Bence son derece önemli, o geçmişte olduğu gibi. Birincisi bunu verirken zaten kabul ediyoruz. Aslında ondan farklı olarak yani o tip yaşlandırma veya farklı şekildeki işte 20 yıl hep bir challenge var zaten. Aslında o böyle bir anda meydan okumayla gelen bir akım var. Bu seferki öyle olmadı fakat herkes birbirinin etrafında, birbirinin profilinde, Instagram'ında veya başka hangisini kullanıyorsa hepsinde bu fotoğrafları gördüğü için resmen böyle kulaktan kulağa, ağızdan ağza yayılan bir durum söz konusu oldu. Her gören Lensa etiketinde gördüğü için de onu indirip baktı. Bu seferki farklılık aslında bakarsanız öncekinden farklılık, bu anlamda ticari bir başarıya dönüştü. Çünkü bu uygulama daha önce Prism diye de bir uygulaması vardı bu aynı şirketin. Daha önce çok da başarılı bir uygulamaydı o da. Onda da böyle bir etki oldu ama çok küçük bir etkiydi. Yani gelişim tarafında yani uygulama geliştirici tarafında çok iyiydi. Fakat baktığınız zaman paraya dönüştürme anlamında iyi değildi. Fakat bu uygulamada resmen hedefi 12'den vurdular. Gerçekten çok iyi bir sıçrama yakaladılar. İnanılmaz büyük bir eksponansiyel bir büyüme yakaladılar. Bu yani bizde bu arada 80-90 TL. Yurt dışında alırsanız eğer 30 dolar civarında. Hani o yüzden bizde Türkiye'de daha Türkiye özel bir fiyatlandırmayla da çalışıyorlar. Evet, ama evet, bunun ne kadar yaygın olduğunu aslında sadece burada değil, bütün dünyadaki yani hani yabancı arkadaşların da bu profilleri ve bu görselleri kullandığını görüyoruz. Uygulamanın da kendisi bu arada çok mantıklı çalışıyor. Yani sizi şeye, tuzağa çok iyi düşürüyor. Yani böyle işte 50 tane fotoğraf, 20 tane fotoğraf seç diyor. Daha fazla fotoğraf seç diyor. Sonra sana diyor ki işte ya bunu yapmak istiyorsan bir ücreti var bunun diye. Ondan sonra söylüyor. En başta demiyor. Dolayısıyla çapalama yapıyorlar. Dolayı... Genelde uygulamalar hep bu çapalamayı yapıyor. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Evet, tam da çapalama yapıyorlar. Ama bu tabii yani çok Metaverse'e bir ilgisi varsa var mı dersin? Yani çünkü biraz oraya da Metaverse'de... Yani benim aklıma o geldi Cem, Zafer Hocam. Yani bu avatarlarla bir Metaverse evreni. Herkes bir avatar oluşturuyor orada. Ben dediğim gibi katılmadım. Yani güvenmedim. Ne evet, yalan söylüyorum. Biraz daha temkinli yaklaşıyorum ama yani sonuç itibariyle orada bir Metaverse evreni, bu gelecekle ilgili de bize bir ipucu mu veriyor diye düşünmeden de edemedim. Yani belli, çünkü herkes kovboy olan var, başka bir şey olan var. Yani bilemiyorum. O da dikkatimi çekmedi değil. Bu yeni bir iş yapış şekline mi gidiyor mesela? Zafer yani Hocam. Bu, ha, bence... Cem.
Pardon, sözünü bitirmedim. Çok özür dilerim. Bence, rica ederim. Ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Bana göre bu Metaverse ile ilgili bir şey değildi ama yani onu insanlar gel sanki bu fotoğraflar, bu ikonlar bizim için Metaverse'de kullanılabilecek bir konu mu gibi düşünüldü. Halbuki bunlar 3D değil. Yani 3 boyutlu değil. Dolayısıyla Metaverse'deki o hani ben işte sağa döndüm, sola döndüm, o derinliğim olsun olayı burada yok. O yok ama bir tip belirleniyor. Evet. Aynen öyle. Vesikalık gibi yani. İlişkilendirildi ama aslında direkt bir ilgi yok. O ilişkilendirme sonucunda da sanki hani bizi Metaverse'e biraz şey gibi gördüm onu ben. Daha şüpheci bakışın yoğunlaştığı yer gibi gördüm. Evet yani aslında çok direkt ilgisi yok. Hani başka birisi de bunu 3D olarak yaparsa, gel bunu burada kullan derse o zaman net olarak zaten hani ona İşte. Hazırlık yapıyoruz. Ona daha da alış yani. Onu da zaten evet. yapsa metanı yapması lazım. Ama Zafer Hocam buyurun. Ama yani sonuçta daha önceki Atari'leri de hatırlayın. Yılan oyunu vardı. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın yani. Hiç de öyle ben yani, bakmadım açıkçası. Buyurun Zafer Hocam. Teknoloji zaten böyle bir şey. Yani bir kişiden, bir organizasyondan, bir firmadan bir gelişim beklememek lazım. Birisi bir şey atar, diğer bir girişim onu geliştirir, ona katkı sağlayan başka bir teknoloji geliştirir, o sonra birbiriyle entegre olur. Bu şekilde gelişir teknoloji. Şimdi sorunuza cevap verecek olursam, belki Metaverse'e katkı sağlayacak da bir teknoloji olabilir ama bu tek başına bir teknoloji, yani Metaverse teknolojisi diyebilir miyiz? Bence de diyemeyiz ama bunlar damlaya damlaya Metaverse denilen tırnak içinde dünyaya evet. doğru, yani teknolojiye doğru bir gidişattır. Yani teknolojide hiçbir şey zaten bir gecede olmaz. Tabii yani bir gelişim. Evet yani dolayısıyla bu ona bir katkı sağlayabilir sadece. Başka bir firma veya girişim başka bir şey yapar. Onlar ileride bir entegrasyon sağlar vesaire. Bu şekilde ilerliyor zaten teknolojide. Bu arada çok enteresan, bu konuyu bir tarafa bırakacak olursak, bir chat GPT diye bir şey var. İnanılmaz. Ben ona geçmeden bir şey daha ekleyeyim. 10 dakikam kaldı ama şu chat GPT çok enteresan Cem. Evet. Doğru diyorum. Hakikaten öyle. Bu Lensa ile ilgili bence bir konuyu değiştiren, yani değiştirilmesi beklenen, etkilenmesi beklenen konu da sanat dünyasıydı. Çünkü burada ortaya çıkarttığı o işte böyle ne diyelim soyut kavramlarla seni başka bir yere götürmesi falan, onlar sanatçıları daha çok böyle sanatçıları yapay zeka acaba etkileyecek ve böylece onlara bir iş kalmayacak mı? Hani aslında sanat meselesi biraz daha böyle uzaktan bakılan bir konuydu yapay zeka ile ilk başta konuşurken. Zafer Hocam tabii daha iyi şeyler söyleyecektir. Ama şimdi bakıyoruz sanatçıları direkt etkileyebilmesi potansiyeli var gibi de gözüküyor. Çünkü hani bu yaptığını bir sanatçının yapmasını bekliyorduk daha önce. Şimdi ise bir uygulama senden işte bir meblağ alarak bunu sunabilir. Sen yarın bunu işte bir belki bir tablo olarak print edeyim bir şey, yani bastırayım bunu falan desen belki de alabileceksin. Evet. Yani o yüzden biraz o kısmı da etkiliyor gibi söyleyecektim. Teşekkür ederim. Can teşekkür ederim. Çünkü bu chat meselesi benim niye dikkatimi çekiyor? Şimdi öyle bir şey ki bu yapay zeka uzmanları, çünkü bu ChatGPT'ye bir soru soruyorsun. Sohbet ediyorsun. Soru soruyorsun. Tez hazırlatıyorsun. Bir sürü şey var. Muhabbet ediyorsun. Sohbet ediyorsun. Acaba bu Google veya diğer arama motorlarının yerine geçer mi, geçmez mi? Onlar geçmez diyor. Bazı yapay zeka uzmanları geçer diyor ama öyle bir şey ki alternatif geleceğin yetkinlik ve becerilerini değiştiriyor herhalde bu. Yani eğer biz böyle sohbet edeceksek psikolog, ne bileyim ben, daha işte tez yazım uzmanları, bilmiyorum yani bir sürü konu var. Şimdi buna girmek istiyorum ben. Bu çok enteresan. Yani bir kendini geliştiren bir zeka beni korkutur yapay olarak. Çünkü bu yarın öbür gün doğru olmayan bir şeyi talimatla verebilir, başka bir şey yapabilir. Ekonomi ekosistemini tamamen başka bir yere çekebilir. Zafer Hocam buyurun. Teşekkürler. Şimdi burada birkaç şey düzeltmem gerekiyor öncelikle. En son cümlenizden bahsedeyim. Kendi başına öğrenen bir yapı değil bu bir kere. Bir kere bunun altını ısrarla çizeyim. Bu chatbot dediğimiz ya da sohbet robotu dediğimiz teknolojiler yaklaşık 5-10 yıldır etkin bir biçimde var hayatımızda zaten. Tabii. Siri'yi biliyorsunuz zaten, herkes biliyor. Şimdi aslında bu ChatGPT de aslında yeni değil. Bu dördüncü versiyonu, yani ChatGPT 1, 2, 3.5 var. Bu dördüncü, yani daha önceden olan bir sohbet botunun yeni bir versiyonu. Aslında yeni değil. Şimdi bütün bu modellere bakarsanız sizin son söylediğiniz cümledeki kendi başına öğrenen modeller değil bunlar.
Bunun altını ısrarla çiziyor. Nasıl hocam? Nasıl öğrenen dil? Yani onu anlatacağım nasıl, yani, şimdi. Bunu anlatacağım şimdi. Bunun altını ısrarla çizelim ki tartışmaları, yani sadece buradaki değil, bütün ortamlardaki tartışmaları doğru boyuta çekelim. Bunlar kendi başına öğrenen modeller değiller. Bunlar nasıl öğreniyorlar? Mevcut veriden öğrenen modellemeler. ChatGPT özelinde bu NLP modellemesidir. Yani doğal dil işleme modellemesidir ve yıllardır, yani yıllardır dedim de, yani son 10 yıldır bir atılıma geçmiş, derin öğrenme ile birlikte mükemmelleşmeye başlamış bir modelleme ve her versiyonunda da bizi şaşırtan ChatGPT 3.5 da çok şaşırtıcıydı. Bu da çok şaşırtıcı. Atılımlar yapıyor ama bu modeller mevcut verilerden modelleniyorlar. Yani yeni bir şey, kendi başlarına bir şey öğrenmiyorlar. Hayır, zaten sormak, söylemek istediğim oydu. Bizim verdiğimiz verilerle yeni öğrenenden kastım tamamen o. Benim verdiğim veriyle öğrenerek ilerleyen. Yani burada şimdi, neden dikkat çekti biliyor musun hocam? 5 gün içinde 1 milyon üzerinde kullanıcı ulaştı. Onun nedenini de anlatacağım size. Ama burada bir kırılımı anlatmak istiyorum. Yani bunun özellikle doğru bilinen bir yanlış var sürekli konuşulan. Günümüz yapay zekası, o bizim anladığımız insansı yapay zeka değil henüz. Bunun anlamı şu demektir. İnsansı yapay zeka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, yani bizim zekamız hiçbir şeye ihtiyaç duymadan öğrenebilen bir zekadır. Halbuki günümüz yapay zekası, ki bu tırnak içinde yapay dar zeka diye geçer aslında, bizim ona verdiğimiz verilerle bir model oluşturur. Yani kendi başına bir şey öğrenemez ve biz ona ne hakkında veri verirsek o konu hakkında ancak bir şey model üretebilir. Yani yüz verisi verirseniz ona yüzleri tanıyabilir. Ses verisi verirseniz sesleri tanıyabilir. Beyin gibi. Ama mevcut verilerden o verilere dayalı bir model oluşturur. Yeni bir şey üretemez ve kendi başına başka bir şeyi öğrenemez. Bunu karıştırmayalım. Ha tamam, öğrenme gücü yok. Kendi başına öğrenemiyor. Tamam, bu önemli. Evet, tamam. Bu bir kırılımdır. Ne zaman esas yani devrim olacak? Kendi başına öğrenmeye başladığı zaman, ki bu ne zaman olur bilmiyoruz. Şu anda bir tarih vermek veya bir öngörüde bulunmak bilimsel değil. Bu konuda bir takım tarihler veriliyor ama hiçbiri bilimsel değil. Anladım. Ve gelecekte de olacak mı insansı yapay zeka? Bunların hepsi tartışılır. Onun kırılım noktası da o zekanın yani bir başka birisine ihtiyaç duymadan kendi başına öğrenebiliyor bir yapıda olması. Yani aynı insan gibi. Henüz buna yakın değiliz şu anda. Bu modellerin hepsi bizim verdiğimiz verilerden yeni bir şey üretiyor. Yani demin Cem Bey'in de söylediği gibi o bir sanat üretiyor ama mevcut sanatları alarak bir bileşim oluşturuyor aslında. Yaratıcı yani değil. Değil. Tamam. İnsansı yaratıcılık yok. Bunun altını çizdik. Şimdi özellikle o yaratıcı değil kısmı önemli. Evet. ChatGPT niye bu kadar şey yaptı? Aslında dediğim gibi bir önceki versiyonu 3.5'tu. Bu 4 demediler de ChatGPT dediler. Belki de 4 de diyorlar. Bunun özelliği şu. Bu bir dil modellemesidir ve kodlama yapabiliyor. Yani program yazabiliyor. Ama nereden yazıyor bu programları? Yine bizim verdiğimiz o programsal yapıları bir araya getirip bir model oluşturuyor. Yani bunun devrim olmasının şeyi, bu kadar kırılım yaratmasının sebebi, hani biz diyoruz ki şu kodu yaz, hakikaten yazıyor ve gerçekten çok şaşırtıcı. Ama bu şu değil, yani yepyeni bir şey yazmıyor. Anladım. Zaten buna benzer şeyler var. Yani Copilot diye bir uygulama var yazılımcıların kullandığı. Yani siz bir kodu yazmaya başladığınız zaman size hemen öneri geliyor. Nereden geliyor? Mevcut veriler. Peki şu soru geliyor arkasından. Cem, sana da söz vereceğim ama. Şu soru geliyor. Şimdi bu mevcut uygulama bizden aldıklarıyla üretiyor ama bizim de bu aldıklarını veri olarak yüklüyor. Yine bir başlangıç aşaması yani. Peki bunu önümüzdeki süreçte iş gücü, insan becerisi ve yetkinliği konusunda önümüzdeki süreçte mesleklere nasıl etkisi olacak mesela? Şimdi hocam, burada katalog meslekler, yani tanımlanabilen, yazılabilen, ifade edilebilen, adımları tanımlanabilen bütün meslekleri yapay zeka yapacak. Günümüz yapay zekası. Çünkü bunlar veriye dönüştürülebilen
Ve bunu modellenebilen mesleklerden bahsediyorum. Bize ne kalacak? Yani insanlar ne yapacak? Daha yaratıcı işlerle, daha detaylı modellemeleri oluşturacak, yol haritasını oluşturacak mesleklere yönelmek durumda. Hangi meslekler bunlar? Şu anda bir şey söyleyemeyiz. Yani bir 10 sene sonrasını göremiyoruz şu anda. Anladım. Hatta 2 sene sonrasını bile göremiyoruz. Tabii. Ama gelecekte önemli olacak beceriler mesleklerden bağımsız olarak, bakın söylüyorum, yaratıcı düşünme becerisi, analitik düşünme becerisi, kendi başına öğrenebilme becerisi ve insanların birlikte çalışabilme becerisi. Bu 4 tane beceriye sahip olurlarsa gençler veya geleceğe hazırlanmak isteyenler, evet, önlerine hangi meslek gelecekse gelecekte buna hazırlar zaten. Anladım. Peki Cem, sana soracağım. Yorumlarını merak ediyorum. Tabii. Ben şöyle söyleyeyim. Hemen aslında bir örnek vereyim. Zafer Hocam çok da güzel özetledi bence. Yani güzel anlattı. Benim mesela bu yapay zeka ile ilgili şu anki ChatGPT ile aslında konuşmaya başladığımız, ama çok daha aslında önceden yazdığım bir yazı da vardı. Bloomberg'te mesela, Amerika'daki Bloomberg'te mesela yıllık bilançoları, şirketler yıllık bilançolarını açıkladıktan sonra daha önce çalışırken işte bunu tabii ki insanlar yapıyor. Yani işte bütün o bilançoları açıyor, sayfa sayfa onları inceliyor. Onlardan işte o verileri bir araya getiriyor. Onlardan bir sonuç çıkartıyor. Sonra ondan yeni içgörüler, yeni öngörüler, daha derin görüler çıkartmaya çalışıyorlardı. Ama çok uzun süredir, yine Zafer Hocam'ın dediği gibi 5-10 yıl arasında zannediyorum, herhalde 5 yıldır galiba yapıyorlar. Artık yapay zekayı kullanarak o bilanço geldiği zaman onu sadece yapay zekaya veriyor. O yapay zeka o bilançodan hangi verileri çıkartması gerektiğini artık bildiği için, bir nevi yine böyle katalog işlerden bir tanesi olduğu için, hangi verileri çıkartması gerektiğini bildiği için çok daha kısa sürede o verileri vererek sadece oradaki işte editöre veya buradan yeni haber çıkartacak olana daha derin öngörülerle, farklı şirketlerle işbirliği yaparsa nereye gidebilir, işte bir başka bilgileri, yani bir nevi oradaki yer almayan verilerin, verilerle beraber daha değerli bir öngörü ortaya koyabiliyor. Veya daha derin işlere girebiliyor böylece. Veya belki de az önce söylendiği gibi daha yeni başka modeller gerekiyorsa o modelleri geliştirmek üzere çalışıyor. Bunlar her zaman o yüzden lazım olacak, gerekecek yani. O insan faktörü halen, biz geçtiğimiz günlerde Zafer Hocam'la da bir aslında yayın yaptık, bir çekim yaptık. Orada da konuşmuştuk. Halen aslında şu an yapay zeka ve insan diye baktığımız zaman böyle karşılaştırırsak ya, yapay zeka ile insan yan yana olursa yapay zekayı geçebiliyor. İnsanı ve yapay zekayı geçebiliyor. Yanında yapay zeka destek olarak varsa daha üstün yapay zekadan. Yani şu an yapay zeka insandan üstün halde değil. Ki zaten ChatGPT de hani böyle baktığımızda evet çok konuşuluyor. Yavaş yavaş eleştiriler de başlamış durumda. Yani yok değil bu da. Buradaki mesele aslında yani diyelim ki işte birisi bir doğru bilgi vermeyebiliyor. Yani zaten sadece 2021 eğitimi var şu an içerisinde. 2021'in eğitimi olduğu için 2021 öncesine dair bir hafızası yok bu cihaz. Tabii ki olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Ama onlar da belki daha eski verilere Wikipedia'dan ulaşması lazım gibi gibi. Fakat sonrası yok. Ve bu son bilgiler de mesela yanlış olabilir. Türkçe'ye baksanız mesela, bir Türkçe'ye bakın. Söylediği şeyler bizim Türkçe'ye olayı değil gibi. Anladım. Gibi. Böyle demiş olalım. Valla bu konuyu daha da derin derin işleyeceğim ben. Bugün böyle oldu ama işleyeceğiz. Çünkü bu geleceği güzel, meslekler açısından. Evet. Özellikle yaratıcı tarafı benim altını özellikle çizdiğim, yaratamıyorlar. Hala o bizde, Allah'a şükür. Teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Cem, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bitiriyoruz. Herkese iyi hafta sonları.